Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli de bir sanayici ve üretici olarak son günlerde hızla artan ve alınan yeni tedbirlerle de aynı hızla düşen döviz kurunu değerlendirdi. Küpeli, belirsizliğin üretim açısından çok olumsuz bir faktör olduğunu vurgulayarak, ham madde açısından dışa bağımlı üreticinin zor zamanlardan geçtiğini söyledi. Evet, geçen hafta sıkıntılı bir süreç yaşadık. Zor bir haftaydı. Gerçekten bütün kesimler için çok zor bir haftaydı. Çünkü en kötü şey belirsizlik. Ve biz sanayiciler olarak, üretenler olarak birçok konuda dışa bağımlıyız. Ham maddelerimiz yabancı ülkelerden geliyor. Ve onlar kendi para birimiyle bizden ödeme talep ediyor. Belirsiz olduğu zaman ürettiğimiz malın kaça mal olacağını bilmiyoruz. Ya da sattığımız malı kaça mal edeceğimizi bilmiyoruz. Bu hepimizi birden sıkıntıya soktu. Bütün sektörler için bunu söyleyebilirim. Bu hafta başı itibariyle, yani salıdan itibaren bir miktar düzelmeler başladı. Sert inişler de oldu. Bunların biraz oturmasını bekliyoruz. Oturduktan sonra biz de kendimize bir yön çizip işimize gücümüze devam edeceğiz. Yapacağımız şey bu. Küpeli, hükümetin açıkladığı tedbir paketi ve yeni ekonomik model içinse asıl önemli olanın kalıcı fayda olduğunun altını çizdi. Netice itibariyle sonuç veren her uygulama bizim hoşumuza gidiyor. Ama sonuç versin. Evet. Yani hedeflerimize ulaşıyorsak, paramızın değerini korumada ya da ticari hayatta, iktisadi hayatta istikrar varsa bu bizim hoşumuza gidiyor. Bunun nasıl sağlandığı tabii yönetenlerin karar vereceği bir konu. Yani hem devlet zarar görmesin hem de bizler zarar görmeyelim. Ama elde imkanları varsa bunları kırmadan, dökmeden ya da çok fazla yıpranmadan kullanmak gerekiyor. Çünkü belirsizlik, tekrar ediyorum, hepimizi çok karamsarlığa itiyor.